Evet, şimdi çok kısa bir şekilde Lifecycle Cost modülünden bahsedelim. Sadece Winchill LCC'yi aktif ettim burada. Lifecycle Cost aktif ettiğinizde yine ekran ikiye bölünmüş durumda. Bir üst panel, bir alt panel var. Alt panel bir hesap makinesi gibi aslında. Üst panelde de Cost Breakdown Structure dediğimiz maliyet ürün ağacı diyebiliriz. Yani cost breakdown'ı döküyoruz. Buraya gene bir BOM oluşturuyorsunuz. Sonra bunlar maliyetler oluyor. Mesela life cycle cost, Ar-Ge maliyeti, yatırım maliyeti, bakım maliyeti ve diğer maliyetlerden oluşuyormuş işte. Ar-Ge maliyeti direkt Ar-Ge yaptığınız işte her yıl yıllık verdiğiniz yerine işte bütçeyi koyduk. Yatırım maliyeti vesaire. Burada önemli olan diğer modüllerden mesela maintenance cost kısmında diğer modüllerden link yapmışız. Demişiz ki bir repair cost rate var. İşte bir oranla MTTR'ı maintainability'den aldığı MTTR'ı ve RBD'den aldığı kaç tane arıza geliyor bir yıl içinde? Mesela bir Monte Carlo simülasyonu yaptı. Bir yılda 100 arıza geldi. Ve işte her bir arızaya da şu kadar zaman harcadım. Ve bir saatlik işte ücretim de belli bakım için. Bu şekilde bir formülizasyon yapmış oldum. Bunu yine Frakas'tan da linkler yapabiliriz. Bakım maliyetlerini buraya linkleyebiliriz. Arıza maliyetlerini linkleyebiliriz. Ve bir life cycle cost breakdown'ı burada oluşturup tek yapmamız gereken buraya gelip bunu görmek istediğimizde calculate'e basmak olacak. Life cycle cost aktif ettikten sonra. Burada bunu yaptıktan sonra işte karşımıza çıkacak hesaplar işte net present value gibi hesaplar ya da ürün işte ömür devri maliyeti gibi hesaplar, raporlar gene karşımıza çıkıyor olacak.